kendimi çok yadırgamış hissediyorum. Hadi lan orada. Şu anda. Televizyon ama... Televizyon. Televizyon. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Televizyon. Kamera. 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 Pelikanlar var ya. Ama evet. Hindi konuşum. Video bitti arkadaşlar. Çekemiyoruz. 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 Şey yapacağız. Japon şeysi. Popin' Cookin' yapacağız. Aa, Popin' Cookin'miş hakikaten adı. Evet. Popin' Cookin'. Popin' Cookin'. İlayda'yla yapmıştık bunun şeylerini. Evet. Bir de saçmalı bir şey daha var. Ben çok yetenekli olduğum için çok güzel yapıyorum. Şimdi ben genelde böyle tarz şeylerde yani becerikli bir insanımdır. Ama izlemişsinizdir İlayda'yla olan da. İzlemediyseniz şuradaki videodan izleyip buraya geri dönebilirsiniz. Ama buraya geri dönmek şartıyla yolluyorum. Onu belirttim. Yani orada bir beceriksizliğimiz tutmuştu. Bu da var. Ama önce bunu yapalım. Bu daha eğlenceli. Evet. Dondurma falan. Dondurma, turta gibi bir şeyler. Dondurma. Bence dondurma. Kapta dondurma, küratlı dondurma, gofretli dondurma. Bir şey, evet. Evet, şimdi bakıyoruz. Şimdi öbür videoda İlayda bunu böyle bakıp Japoncasını konuşturup anladıydı. Sıfır Japoncasıydı. Şimdi bakalım hangimiz anlayamayacak. Hayır, açalım. Kutumuzu açalım. Gizem çaktırmadan anlamaya çalışıyorum arada. Biraz uzun açayım yani. Uzun sözü açayım. Burada tezini yazıyor bunun. Tezde kafayı bozdu da adam. Yavrum yazıyor. Buradan Marmara Üniversitesi'ne sesleniyorum. Bu kızı rahat bırakın artık. Rahat bırak. Bu kadar. Şimdi bak bunun üstüne kesilecek falan şeyler var. Biz bunları ileride kaşalamamıştık. Ne yapıyorsunuz böyle bodof? Evet. Ters açtım. Ay burada yapılmış yok mu? Sıkılmış yapılmış. Birleştirelim. Evet şimdi bunu buraya koyacağız ama koyulmuşu var. Evet. 2 adet, 3 adet. Bu bir şey açık bunun içinde. Hayırlısı olsun artık. Evet bir şey dökülüyor. Bu dökülüyor. Bir yeri delinmiş. Neyse fazla değil. Neyse bu sıkmalık. Ana! Aha bildiğin. Bunun tarihleşmiştir yalnız. Tarihi ne? Bak. 3. ay 2016. Evet. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yemin! Ben yerim, bir şey olmaz. Benim midem artık ne oldu belli değil çünkü benim midem artık. Kutu nerede? Bunlar biraz şey gibi. Tahta gibi. Tahta artık. Hayır sos. Şimdi. 1. Bunu kes. Bunu kes diyor. Bak. 2'yi anlasan da oldu. Makas yerine artık maket bıçağına terfi ettik arkadaşlar. Kesemedim. Evet, bu su kabımız. Tamam. 2. Bir dakika, şöyle. 2 bu. Hayır, 2. Bak 2. Hayır, şurasını yapmadı ki. Ha, onları önceden yapacağım. Ha, bak Gizem zeki tabii. Burada da bir var. Bir sürü bir var abi burada. Hangi bir ilk bir? Ha bu şeyleri... Neyse önce biz karıştıralım da. Üçgen şey yapıyordu. Sonra bıttırıt üstüne koyuyorsun ya. Ama oraya gelince düşünürüz. Şimdi şu şöyle. Ha. Buraya mavi, buraya pembeyi koyacağız. Şurada Korece yazıyor. Onları oku. Nerede Korece? Şurada. Hemen. Tart. Tart. yazıyor. Bütün parasını okutup taktik. Kaç ya. Karaca mı konuşturdum? Abi çok ufak yazıyorum da bu. Krimoto. Belge. Tamam. Belge. Yani. Anladım, çilek diyor. Bir de koyu fontta yazılarda okuyor. Ama yani bir dakika, bunu büyüteçte falan okumak lazım. Bu nedir arkadaşım ya? İnsan lazım. Korece yazıyor, onu okuyormuş. P, resimleri daha falan. Telefonumun titreşimini duydunuz. Üstünde yazmıyor. YouTube'dan baksaydık. Ya hayır, o zaman eğlencesi kalmıyor. Ya ondan sonra da bulamaz. Bulamaz. Ya birer tane herhalde. Ama şurada 2 var. Bak 2 kap. Yani bir iki. Ya İlayda bunu nasıl anladı? Hiç mi fikrim yok? Japoncayı öğreneceğiz böyle bakalım. Hakikaten Korece okuyacağım ben. Okumuz. Yarın. Rakam bulduğum yerde yalnız içindekileri yazıyor abi bunda. Kopya çekme ha! Hadi be, zehirlenelim mi? Ya ne kadar zaten kimyasal diyorsun Gizem yani. Biraz zehirlensen ölmezsin. Bir, vallahi bir. Emin misin? Bir ya. Hangisine koyduk? Bir dakika. Ya izleme. Ben izlemeyeceğim. Sen yapma o zaman. Emin misin? Pembe buraya, mavi buraya mı? Pembe buraya, mavi buraya. Pembe buraya. Bu da var. Ha, evet. Getirdik. İyice mala bağlı. Su. Suların ortasına şişe koyayım ki YouTube avucuma baksın. Ya bunu neyle karıştıracağım? Ha varmış karıştıracak. Boşuna atarlandım. Bir damla. Karıştırıyoruz. Gören de. Mantı açıyoruz zannedecek. Vallahi mantı açmaktan daha zor olabilir bence. Çünkü mantıyı açması değil aslında, hamuru yapması zor. Bir de uğraştırıyor biliyor musun? Çok güzel koktu. Evet, çilek. Dalge! Dalge. Bu tamam da buradaki... Bunun kaçatı yok mu? Hadi, ha gayret. Yaşlandı, vallahi yaşlandı. Çilekli yoğurt gibi koktu. Danino. Evet. Danino gibi kokuyor. Yani. Bence bozulmuş ihtimal. Yok yok. Bak bu beyaz olanlar güzel oluyor. Aa, ama hamur değil, doğru. Hamur olanlar güzel oluyor. Taşırdım. Ay çok tanıdık kokuyor. Ne kokuyor la bu? Çok küçüklüğüm kokuyor Gizem. Kimyasal. Bizim çocukluğumuzda da vardı kimyasal. Çok şey hakikaten. Ama bu cidden çok tanıdık bir şey kokuyor ama ne olduğunu çözemedim. Baksana. Muhallebi mi? Sen sevmezsen muhallebidir. Hindistan cevizi gibi bir şey kokuyor. Evet. Şurup. Şurup gibi kokuyor. Bir şey şurubu vardı ya. Öksürük şurubu. Ha, onun gibi kokuyor. Akti'den değil öbürü. Ya öbürü. Beyaz. Karıştırdı. Ben severdim onu. Ben her şeyi alıyorum bu arada. Farkındayız. Farkındayım. Çok sıhhi gerçekten. Evet. İlk defa yapmıyoruz. Yani. Şimdi diyor ki bunun arası yok işte. Onun arası açık olacak. Aynen de. Ay ne güzel. Ama ucunu kesmemiz lazım da doldurup ondan sonra. Doldurduktan sonra bakalım. Tabii kesmeyince. Fışkırmıyor. Şurada. Çıkaralım. Birimiz tutsun, birimiz döksün. Yani döksün değil de koysun. Nasıl aynı yere koyacağız? Bunun tarafı fark etmiyordur herhalde. Anlatmıyor yani. Ama burada saklayarak yapalım. Kimse görmesin. Sakla. Evet. Sonra ittiririz biz onu. Yala! Yiyeceğiz zaten. Bir dakika dur. Ya okay. Gerçekten çok işsizlik yani. Biliyoruz değil mi? İşsizlik olduğunu. Ayağımıza geçiyor. Eminim böyle bir tip. Ama bütün dünya kırılıyor biliyor musunuz? Herkes yapıyor YouTube'da. Bizim layımız aksi. Benim de YouTube'um var. Ben de yapacağım. Normal yap değil mi? Yani 3 tane toz karıştırıp yapınca ne oluyor yani? Eğleniyoruz gerçi. Evet. Pislik. Başka bir şey değil. Yani bayağı çiğnedi yani. Erimiş sakız gibi. Bu ne be? İyi. Şimdi aşağı ettirmeye çalışıyorum. Tabii ki ucunu kesmeden daha fazla gitmeyecek. Neye ne yapacaksın? Şunun içine işte. Külah yapacaksın. Şunları. Külahlar da burada duracak. Bence külahlar burada duracak. Bir yerde duracak. Bir yerde duracak yani ama. Bu mu yani? Evet. Ama ucunu kesme. Hala sıkıyoruz. Evet. İlk adımı atıyorum ben. Hadi bakalım. Yakına gittim biraz. Öbürleri daha meşakkatliydi. Bu kolay geldi o yüzden. Pembe geliyor önce. Yani öyle olacak da. Uzakta yapamayacağım biraz. nefret ediyorum. Hareket etme. Ve hayatımda bir şeye bu kadar çok konsantre olmadım. Bir şey diyeceğim. Bu ne abi? Bu nedir ya? Çok çirkin oldu. Bir de hepsi pembe çıktı benim. Abi bu benim hiç yapabileceğim bir şey değil ya. Benim hiç öbür elinde külah tut bence. Benim hiç külah. El becerim yoktur yani. İçine düşüyor Gizem. Yapılacak bir şey yok. Beyaz geliyor sanki sende. Seninki daha dondurmaya benzedi en azından. Burası yok. Tek boyutlu benimki. Bu nedir abi? Şimdi gofreti nasıl? Gofreti nasıl yapıyoruz? Gofreti ortadan ikiye kıracağız. Arasını yapacağız. Hayır, 3'e ayırıyorum. 5'e ayırıyorum. 3 katını yapıyorum. Onu da maketmiş her yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 3'e ver. 6. 1, 2, 3, 4. 3'e ver işte bana. Eşit değil bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesiyorum. Bravo, tebrik ederim. Alkış. Yardır. Ya böyle ponçikler yap diyor. Üst üste koy diyor sonra ponçiyi. Gizli gizli yap. Gizli gizli yapayım. Bence bu yeteneksizliğimi kimse görmesin. Onlar üst üste gelecek. Hoş. Abi. Yani. Normal. İşsizlik işte. Normal bir yemek yapmak daha kolay yani. İşsizlik. Bu arada bunu pasta bilmem ne yaparken de aklıma Topkapı'da açılmış olan Kore pastanesi geldi. Evet ya, ona gitmek istiyorum ama gitmem oraya. Yani mekan olarak güvenli bulmuyorum. Yeni Türkiye! Arabaya da gideriz. Niye arabayı patlatmıyorlar mı? Olsun. Belli. Evet. Buyurun. Buydu. Üstünü süslemeyeceğim. Süslemeyeceğim. Yeter. Yeter ben süslemeyeceğim. İsyana bağlı. Evet. Yaptım. Çok yetenekliyiz gerçekten. Bunun en çok sushi'sini ben. Yoktu o. İstiyordum. İnternetten söylemek lazım. Tarih geçiyorsun. Tarih geçiyorsun. Benim üstümde yapacağım. O nasıl yapmış üstünü? Önünü döndür. Bayağı ince çalışmışım. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bunun denemesini yapan insanlar var yani. Değil mi? Bunu işi olan. Evet, işi olan insanlar var. Yani bütün gün boyunca bunu yapan insanlar. Abi. Mesleğiniz nedir? Popin' Cookin' deniyor. Tabii. Para veriyorlar. Para veriyorlar. Başlamıştım ya. O ne be? Kaçak kat mı çıktın? Evet. Yapışmıyor. Bunun en zoru şu. Bu kesinlikle söylüyorum tahta yani. Son tabak. Ateş, su, toprak. Ya bayağı. Bayağı. Çok estetik oldu. Evet. Onu nasıl yapıyormuşuz? Bu acayip bir şey. Ha, önce böyle yapıyorsun. Sonra pıncık pıncık pıncık. Pıncıkları mı yapmak istersin, doldurmak mı istersin? Ben doldurayım pıncıkları ben yaparsam. Ben de çok muhteşem bir pıncık yaparım. Pıncık yani. Pıncık İlayda, ponçik. Ponçik. Şimdi bir rahatsız olsaydı. Bir şey diyeceğim, bunlar neydi o zaman? O şey ya, stand gibi bir şey. Kestiği yerde kesemedim. Makyaj bıçağım kayıp. Değil. Ne yaparsınız? Boş zamanlarınızda Popin' Cookin' yapar. Al. Gerçekten çok yardımcı oldu. Ne yapayım ya? Benim hiç yani yoktur böyle şeylere eğilimim. Ay benim var da ne oluyor Gizem yani şu an? Yürüyün saçma. Ponçik yapıyoruz. Allah! Kendi döndü, ben ne yapayım? Bari normal cupcake gibi çık işte üstüne. Hayır, ponçik yapacağım da. Kendi döndü fark etmedim, ben de durduramadım sonrasında, ne yapayım? Pastacı mastacı olamazmışım ben şu an, onu anladım yani. Şimdi kanka buraya bir base yapmak gerekiyor ki ponçikler dursun üstünde. Olsun, bayağı bir karizmatik durdu yani. Hiçbir şeye benzemedi. Olsun, şimdi sprinkle koyalım bize. İşimiz bu, sprinkle koymak. Bunu neresine sprinkle koyacağım? Yapıyor. Yok. Bak elim hızlandı, görüyorsun. Nasıl olsa kötü oluyor, yavaş yapmanın bir manası yok. Ah, bir uzun oldu. Fazlalığı da kim emciklamak istiyor? Ben alayım, teşekkür ederim. Çok saçma bir şey yaptım. Sprinkle! Sprinkle. Kalp düştü. Yiyor, düşen her şeyi yiyor. Düştü hemen. Durdu. Boşver, sen yersin. Yerim. Ay. Ah, ah, ah. Evet. Dur. Ürünlerimiz. Benimki yapmak var. O kadar konsantreyiz ki şu an konuşmuyoruz. Çünkü en zor işi yapıyoruz şu an. Bunu niye kestiriyorsun bana arkadaşım? Ay sprey yapalım bir şey. Ha ha ha, etrafına sarıyorum bunları. Ha. Bak şimdi. burada sıfır bir şey yazıyor. Umarım burada salaksız doğal yazmıyordur. Doğal yazıyordur. Hayır, %0 doğal. Kesin. Bence 0 yaş ve üzeri yani. Kırdı. Yok ben bir şey kırmıyorum. Gerçekten çok işsiz. Evet abi. Şu anda ben de işsiz olduğumuzu hissediyorum yani. Yukarıda yap, yukarıda. Şey kutuyu şey yapıyorum. Niye yaptığımı bilmiyorum ama yapıyorum. Sen de. Gerçekten ne yaptım ve niye yaptığını bilmiyorum. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Hani niye yaptığımı geçtim. Ne yapayım benim durumumdan önce. Kes diyor, kesiyorum yani. Sorgulamıyorum. Diyorsun. Katlamak gerekiyor. Benim anladım. Bunu da şöyle yapıp yani 2 adım yürüyüp makas almaya üşendiğim için şu an çektiğim işkence hatta. Ha, bu buradan patlatılacakmış. Islatayım bir saniye. Ben ne kadar saçma bir iş yapabiliriz acaba? Hayır, bir de bu kadar konsantre olup yani. Biz bir kere de tatlı ciddi yaparken. Ama onda çıldırıyorduk Gizem. Yani ve sonucunda da güzel bir şey çıkıyordu. Bu ne? Yiyorsun. Düzelmesi 2 saat sonra ne olacağı belli. Yani. O da bağırsakların iyiyse 2 saat. Bazı insanların ertesi gün bile bulabiliyor. Ben şimdi de. Harika. Galiba. Aa, şimdi bu da bant lazım. Niye bant lazım? Bunları kim yapıştıracak? Aa. Panik havası. Düşüyordu. Beste. Şöyle. Buraya geçecekmiş. Ha, ben de ona bakıyordum. Döndersene ben. Dönder. Ha, burada yazmıyor. Ney? Nerede yazıyordu? Ney be? Şekil, şukullar bunlar. Kestiklerinden birindedir. Bunun arkasında bence. Ulan biraz önce gördüm. Ne gördüm acaba? Çok ciddiyiz. Kendi pastanemizi açıyoruz. Bu yanda. Bunda öyle bir malzeme ki durmuyor yerinde. Hmm. Bu bununmuş. Biz niyetten eksiziz artık. Estağfurullah canım. Yoksa bunu saçma. Pembe bir tabak mı olmuş? Evet. Bu. Pembe tabak da buranın. Bu da buranın. Ya bunu Nasıl? Güzel değil mi? Efsane güzel oldu. Oha yani nasıl yiyeceğiz, nasıl kayacağız? Bence bunları bağışlayalım. Bağışlayalım. Bir kere daha bayatlasın. Gidene kadar. Çok zor bir hayat yaşıyorum şu an. Parmaklarım mı büyük benim? Nedir? Derdin ne? Bu Japon parmağı. Serçe parmağımı kullanıyorum ama artık yani. Küçük gelmesin de olur. Baya büyük bir... Neyse şeffaf olmaktan. Bu buna girer mi? Girer. İşte orası. Açmasın bunlar öyle. Hayır ya! Yapacağım! Ne yaptırım bunu? Ay yapacağım! Üstümde yapacağım. Sabahla dondurmayı. Sabah yok. Onunla beraber yemek zorunda. Ama durmuyor bu arada çünkü sen bunu tuttuğuna fışkalıyor. Yaptım lan işte. Hepsini yapacağım. Saçmalığım bu kadar oldu. Ne yaptınız? Ne yapalım valla. Dondurma. Nasıl bayağı evde dondurma mı yaptınız? Yoo. Yani evde yaptık. Nerede yapıyorsun? Evet değil. Sen değilsin doğru pardon. Aha kırdı! Ya ben onu dedim ama onu sıkınca o pörtlüyor dedim. Neyse çok bir kayıp yok. Sprahtalı kalmadı mı? Sprahtalı şu an. Alın. Halı sprahtalı. Bak bunu böyle yapınca fışkırıyor. Fışkırmadı galiba bantlı bundan. Şöyle durmasın. Ama çok bastırmışım onu içeri ondan. Dur çıkar onu. Güzel her şeyi yakıyor. Bunların eteği nerede? İşte tabakları orada. Nasıl yapacağız? Hayır bir şey yapmıyorsun, oraya koyuyorsun, onun üstüne onu koyuyorsun. Çok iyi. Bu muydu? Evet. Bunun tabağı nerede? Onun tabağı burada. Baştan yapacağım. Baştan yapacağım. Ben sınırlandım mesela. Ulan en zor bu dedik, en güzeli, en bir şeye benzeyeni de bu çıktı. En güzeli demeyeyim de yine Allah çarpar. Güzel değil çünkü yani. Türk usulü. Yani ilk yapacak, kulağım kılavuzu yanmış. Kulağım kılavuzu Japonca bir kere orada fark ediyor. Kapat aç, yapıyoruz ki. Öyle bir şey yapıyorum şu anda. Bant orada kaldı. Ay. Bak şimdi arkadaşım. Bir dakika ya. Ay. Ay yani bu bak çocuk şeysi bu güzel. Anladın mı? Bunu bizim yapamıyor oğlum. Sen bak doktora yapıyorsun. Ben burada 2 üniversite mezunu bir master adayım. Bizim bunu yapamıyor olmamız kadar saçma bir şey olamaz. O yüzden herkes sakin olsun şimdi. Tamam mı? yapacağım. Yapacağım. Senem bunu yapana kadar bunların son kılanın tarihi 3 defa daha bitecek. Zaten bitmiş. Baktıralım yani. Sanat yapıyorum ben burada. Bilimle karışık. Tamam yapmışım tatlı oldu. Benim ne kadar inatçı bir insan olduğumda böylece görmüş oldum. Ne yapayım? Selamlar. Az kaldı, az kaldı. Teknik bir sorun yaşıyoruz. Teknik bir sorun. İnce çalıştım şu an. Bravo. Hallelujah. Aha Senem hallelujah dedi. Gavur galiba. Galiba gavurum arkadaşlar. Tabaklar. Tabaklar çok önemli. Benim neden o tabak küçük? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Şunu tutar mısın? Tutmaya da vazgeçtim. Çünkü tutulmuyor. Çünkü bunlar ağırlık yapınca... Bak yapıştı, elime yapıştı. Onu kimciyi çıparsınızdır. Onu da yapıştırırım Gizem, şimdi görürsün. Yeminle çok ciddi bir şey yapıyorum. Ya bak geçmesene be. Ne yapıyorsun bu sefer? Yenileceklerim bağlayacaksın. Efsane güzel bir şey oldu. O kadar estetik ki gözüm acıyor. Bu 8 katın 3 katı. Yiyor muyuz? Benim yiyorum. Ne yiyeceğim? Evet öyle yiyeceğim yani. Yumuşak. Çiğnemiyor. Çiğnemiyor lan. Niye şu kadarcık bir şey ısırma ihtiyacı duydun Gizem? İğrenç tadı, iğrenç. Ya iğrenç değil de gereksiz bir tat. Çok gereksiz. Herkes kendi şey kaldı. Toplatarak yeme. Ya bir kere şeyler bayatlamış yani. Şeyler, külahlar bayat. Külahlar bayat. Toplatarak yeme yöntemini uygulayacağım. Çok gereksiz. Nasıl bir tat? Çok gereksiz bir tat. Bu bayatlamamış külah. Ben külah sevmem zaten. Sen bayağı dondurma gibi yaladın. Evet. Ya böyle gereksiz. Harbiden gereksiz. Mesela yani şey, aa şu tadı var diyemiyorsun. Değil mi? Hı. Yani çilekli. Ama çilek tadı gelmiyor mesela. Ya evet yani hani... Böyle sanki... Garip. Bu arada bunları koyunca bunlar yumuşadı. Fark ettim. Marshmallow'u çok bekletmişsin de ezilmiş, bozulmuş. Yok be, bence çok tatsız, gereksiz bir şey. Sprinkle'lar güzel. Bunu beğendim mesela. Ağzım da alıştı acaba. Özellikle aynı malzeme. Belki daha çok kremi. Bununla bokuna uğraştığımız bir kutu. Diğerine geçelim. Bunu zehirlenmeyeceğiz çünkü bu Eylül'e kadar. Eylül 2016'ya kadar. Yaşasın! Ona bir kere zehirlendik. Bence daha da zehirlenebiliriz. Sıkıntı yok. İğrençti tadı. Bence normal. Öyle yense de olur, yenmese de olur. Bir tat yani, böyle bir özelliği yok. İyi. Yes. Gereksiz bence. Git adam gibi çikolata ye. Başka saçma bir şeyle daha karşılaşacağız. Bunun, bu ne bu? Belli değil ne oldu. Böyle popumsu bir şey. Ama no, bu lollipopla marshmallow'un karışımı gibi bir şey bu. Bunu da böyle açık bırak ki demiş ölsün. Bu hareketi yaparsak kolay olsun. Açıyorum. Hadi bakalım. Niye evlendik? Ne bileyim ben. Neden evlendik? Bunda Korece yazıyor mu? Ah be yazıyor. Bak bu daha güzel. Hepsini paketin içine koymuş. Aa, bu ezilmiş. Ha, içinde bir şey var ama. Ezilmiş bu. Burası da kopmuş zaten. Evet, Gizem ne diyor? Anlamadılar. Şimdi bir diyor, mavi diyor. Bir. Onu dökün bu. Ne diyor? Şu büyüye dök diyor buna. Peki. Büyüyor mu? Emin miyiz? Evet. Dök. Evet. İçine bir kabın içine su döküyor. Bir kap. Ya, emin miyiz bir kap olduğunu? Valla başka bir rakam yazmıyor. Bir yazıyor. Ondan düşünerek bir. Bir kap döktüm. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Oh! Sulu göz koktu. Ana evet. Limon. Oh çok güzel koktu, yalayacağım. Sonra? Dur daha bitirmedim. Homojen olmadı daha. Lise yok, ortaokul fen dersinden hatırladım. Tek kelime, homojen. Heterojen var, bir de onu zıttı. Karıştırdım. Sonra ikinci paketi, turuncuyu arıyoruz. Yalıyoruz tabii önce. Şimdi nasıl olsa zehirlendik. Biraz da mikrop kapsak birbirimizden bir şey olmaz bence. İkiyi. İkiyi. Neremize? Yine bunun üstüne koyuyoruz. Üstüne? Evet, evet. İçine? Evet. Tövbe bismillah. Evet, öyle diyor. Ayırmadan. Hayır, ayırmıyoruz. Sonra karıştıracağız mı? Evet. Mavi bu. Evet, biliyorum. Karıştırıyorum. Evet. Çok güzel bir şey oldu bu. Açık mavi olacakmış. Nereden biliyorsun? Öyle mi yazıyor? Evet, evet. Yazıyor ama değil mi? Kulak memesi, kafam. Ne kadar? Kimin memesi? Aa sakız oldu lan bu bildiğin. Evet. 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 İnanacağım. Okudu hepsini biliyor. Oğlum çok acayip bir şey oldu buna. Bu kimyasal resmen. Of hepsini ağzıma atasım geldi kısa. Güzel. Tamam. Üçüncüyü... Karıştıracağız mı onu da? Hayır, üçüncüyü buraya... Hayır, ama karıştıracağız mı onu da? Hayır, onun içinde marshmallow gibi bir şeyler varmış. yüzden yalayamayacağım yani. Bahanem yok. Marshmallow değil bu, şeker. İşte bilezik şekerler var diyor, onların şekerlerinde. He. İçeri kaçtı. Çok güzel tadı. Aa, içinde bir tane daha kalmış. Yemek ister misin şeker? Şimdi diyor ki pipet. Şeker yemek ister misin? Pipet gibi bir şey yapalım diyor. Pipet gibi bir şey. Çok pislik ya. Ona doluyorum böyle. Böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Çapstik. Kim aşağı gidecek? Gidin de gel. Afiyetsin beni! Geliyorum ben, stopum. Ama bu daha güzel kokuyor. En azından bence öyle. Daha bir lezzetli gibi. Limon. Bulut var. Bulutlu limon. Limonlu bulut da bunun. Valla öyle. Bak ben demiyorum. Burada şey yapıyor. Köpükler çıkıyor diyor. Öyle diyor. 25.5 kalori. Yani 25.5 gramında 90 kalori. Allah'ım ne sürüyorsun? Yedi. Burada tabak kalmış. Böyle geliyor. Yani bunu yalayabilirim. Öyle mi? Yalan. Şimdi... Sulu göz. Ağzımda bir şeyler oldu. Böyle patlıyor gibi bir şey olması lazım. Ama bu bana olmuyor. Ha. Bakayım. Bu işte. Aha, bu. Olayımız bu mu? Valla sulu göz. İçinin boş olması lazım acaba? Gerçekten pipet mi olması lazım acaba? Ne? Ben macun yapmaya karar verdim. Macun! Macun! Gel baba gel. Dünyanın en saçma şeyi. Gayet kimyasal bir tadı var. Bir sulu göz al. Niye onu yiyoruz? Yani bir de sulu göz kalıyor yani ağzında bir süre. Sakız olduğunda mı bitiyor? Bu hemen bitiyor. Ama güzel tadı yani, ben beğendim. Yani volkan oluştu. Bir başka gereksiz şey. Yani canınız ister mi? Hayır. Hayır tabii ki, niye istesin yani? Ay bir papya kokoreç istiyor, bir toz istiyor, kimyasal istiyor. Canım git sülfür yala. Git sülfür yala da güzel. Bir de durmuyor tabii, yer çekimi var. Böyle limon fuzu gibi yani. Ha. Tatlı limon ama. Evet. Ama yani çok gereksiz. Çok gereksiz. Ya şey işte bu. Şekerli Sprite. Evet. Tam tamına şekerli sprey. Hafif böyle gazlı bir şeysi de var zaten. Evet, neden anlaşılmayan bir şekilde dilimin ucunu yakıyor yani. Şimdi nasıl olduğundan dolayı. Deterjan aslında. Deterjan. Girdiğinde böyle vaa diye baloncuklar çıkabilir. Senem yiyor. Çok gereksiz yiyeyim. Kaşık kaşık yiyor. Ben bunu kaşığımı nereye soktum hatta? Çok gereksiz arkadaşlar yani. Ben israf sevmiyorum o yüzden. Yani. Senem'in yaptığı tiramisu'nun yanında bu oldu mu? Aslında çıkmıyor. Üzerine 3 litre su içmeniz lazım ama yani. Çok gereksiz. Ay pis. Niye? Hepimiz giyinmiyor muyuz? Hayır. Ben giyinmem. Osurursun o zaman. Çünkü bir yerden çıkması lazım Gizem. İnsan içinde biriktirmiyor böyle şeyleri. Hayır, giyiremiyorum. O ayrı mesele sen. Yani giyiremiyorum değil, giyiremiyorum o. O zaman osuruyorsun. Daha kötü. Yine giyiri kokmuyor yani en azından. Niye kokan da var? Benimki kokmuyor ha? Benimki sulu göz. Sulu göz kok. Evet. Çok gereksiz bir videonun daha sonuna geldik. Yapımda emeği geçen bütün Japonlara teşekkür ediyoruz. Midem garip. Zaten çok yapıştı. Annyeong. Su yok musun? He? Su. Ağızda kaldı mı gitmiyor. Yalnız biraz önce bütün yaladığı kaşığı her şeyi sokan Senem kız hasta olmasın diye şişeye ağzını değdirmedi. Düşüncelilikten öldüm. Öldüm şu an öldüm. An yok bak Gizem an yok dedi ben demedim. Annyeong. Acaba ne zaman bir daha normal bir insan olacağım? Nasıl yani? Şu an normal bir insan gibi davranmadım da hepimiz aynı izliyorum. Yoksa normal olan benim, daha normal olan sen misin? Olabilir. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.